Hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Kısa çalışma ödeneği Mart'ta bitiyor. Peki sonra ne olacak? 2021 yılında ödenmeye devam eden kısa çalışma ödeneği 30 milyar lira ödeme yapılmasının ardından Mart'ta bitiyor. Peki bundan sonraki süreçte neler olacak? Değerli izleyicilerimiz bu konuda sizlere bilgi vermeye çalışacağız. 2021 yılında da ödenmeye devam eden kısa çalışma ödeneği 30 milyar lira ödeme yapılmasının ardından Mart'ta bitiyor. Peki bundan sonraki süreçte neler olacak? Çalışanın hakları neler? Değerli izleyicilerimiz bu konuda sizlere bilgi vereceğiz. Çalışanın hakları şöyle değerli izleyicilerimiz. Kısa çalışma bitiminden normal çalışmaya ve mesaiye başlar. Primleri bir ay için 30 gün üzerinden yatırılır. Maaşını işverenden ve sözleşmesinde yazan miktar üzerinden tam alır. 17 Mayıs 2021 tarihine kadar işten çıkartılamaz. Peki işverenin hakları nelerdir? Çalışanlar artık günlük 7,5 haftalık 45 saat üzerinden mesai yapar. Kısa çalışmanın bittiği tarihten itibaren 6 ay süreyle prim desteği alır. Bu sürede ödemeler günlük 44,72 TL, aylık 1341,56 TL olarak ödenir. Ödeme miktarı KÇO, KÇÖ gün sayısıyla sınırlı tutulur. 30 günlük destek hesabı. Brüt asgari ücret 3577,50 TL. İşçi primleri toplamı %20 715.50 TL. İşveren primleri toplamı %17,5 626,06 TL. Toplam destek 1341.56 TL değerli izleyicilerimiz. Evet bu konuda sizlere bilgi verdik değerli izleyicilerimiz. Böyle önemli bilgilere anında ulaşabilme adına kanalımız Atasever Haber Eğitim kanalına abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve linkini paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli izleyiciler.